Beni az çok tanıdınız. Ben aynı zamanda sadece doktor olup da oturup da eli böğründe bekleyen bir adam değilim. Sürekli çözüm üretmeye çalışan bir insanım. Dolayısıyla doğru bildiğimin her zaman da arkasında oldum. Benim 2011-2012 yıllarından bu yana üretim yaptığım bir bitkisel ilaç firmam var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Bununla ilgili çok soruluyor, ediliyor. Ben bu firmanın reklamını bile yapmıyorum. Anladım ki son zamanlarda reklamını yapmamakla iyi bir şey yapmıyormuşum. Çünkü ihtiyacı olan insanlara ulaşamıyor. Bir de insanlar sanki ben kaçak göçek bir şey yapıyormuşum gibi bir hava yaratıyorlar. Öyle bir şey yok. Benim firmam 2011-2012 yılından beri üretim yapan, bitkisel ilaç çıkaran bir firmadır. Bunun da temel sebebi şudur. Ben fitoterapi yüksek lisansını bitirdikten sonra, fitoterapi uzmanı unvanını aldıktan sonra kliniğimde hasta bakmaya başladığımda gördüm ki Türkiye'de benim hasta tedavi edebileceğim kalitede bitkisel ürün yok. Son derece basit bir takım firmaların takviyeleri var. Bu takviyelerle hasta tedavi edebilmek mümkün değil. Bunun üzerine çözüm geliştirmem gerektiğini farkına vardım. Hastaya ne yapacaksınız? Reçete yazıp Almanya'ya mı yollayacaksınız? Almanya'nın zerdeçalıyı, Amerika'nın brokolisi iyi mi diyeceksiniz? Nasıl olacak bu işler? Nasıl tedavi vereceksiniz? Anladım ki bir çözüm üretmem gerek. Hayatımda her zaman aynı şekilde davranmışımdır. En çok nefret ettiğim şey çaresiz hissetmektir. Muhakkak bir çare vardır. Bunun için de çaba harcamak, elini taşın altına koymak gerekir. Ben de elimi taşın altına koydum. Kendime ev almadım, bir firma kurdum ve bitkisel ürünler üretmeye başladım. Hayatımda en çok gurur duyduğum yanlarımdan bir tanesi de üretken olmam, üretim yapmam, çaba harcamam, her zaman çare harcamak için uğraşmam. Burada da masanın üzerinde üretim yaptığım malları görüyorsunuz. Ne bu mallar? Benim bitkisel ilaçlarım. Her biri kendi alanında Türkiye'nin en iyisi. Zeytinyağım, zeytin köylüsüyüm, zeytinyağı üretiyorum, zeytin üretiyorum ve tabii ki kitaplarım. Bugüne kadar 7 tane kitap yazdım. 2020 yılının Aralık ayındayız. Pandeminin ortasındayız ama bunların hiçbirisini pandemi için yapmadım. Hepsi aslında pandemiden önce de vardı ve kendi hastalarımı tedavi etmek için ürettiğim ürünlerdi. Bugün de hala aynı şekilde davranıyorum. Bunların hepsinin temel amacı kendi hastalarımı tedavi etmek. Başka bir amacım yok ve bu amaçla da bu bitkisel ürünleri, bu zeytinyağını, bu kitapları üretiyorum, yazıyorum, ortaya çıkarmaya devam ediyorum. Hayat devam ediyor. En çok istedikleri şey kendimizi çaresiz hissetmemiz. Çaresiz değiliz. Çare her birimizin içinde mevcut. Size de şifa olsun. Bunların hepsi aslında hastalarım için.